Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle sepette sele zeytini yapacağız. Sele zeytin, siyah zeytinin nefis tadı, kokusu, aromasını taşıyan, doğal olarak kurulumu yapılan, tadı en hoş zeytin çeşitlerinden bir tanesidir. İyi bir sele zeytini kuruması için zeytinlerin ince kabuklu, küçük çekirdekli olanlarından yapılması gerekmektedir. En güzel sele zeytini gemlik cinsi zeytinden olur. Sele zeytini yapmak için ihtiyacımız olanları hatırlatalım. Öncelikle bir hasır sepet, yıkanmış, kurumuş zeytinler, kaya tuzu veya salamura tuz, sepetin üstüne kapak olarak kullanacağımız bir tabak, ve zeytinlerin olma aşamasında acı suyun çıkması için taş gibi bir ağırlık ve ezik çürük zeytinleri ayıklayacağımız bir kap. Öncelikle zeytinleri güzelce bol suyla yıkayıp ilacından ve pisliklerinden arındıralım. Bazı zeytin üreticileriyle yaptığımız sohbetlerde onlar zeytin yıkanmaz diyorlar. Her ne kadar onlar zeytin yıkanmaz dese de açıkçası ben zeytinleri yıkamayı tercih ediyorum. Ezik ve çürük olan zeytinleri ayıklayalım. Sert ve diri olanları kullanmaya özen gösterelim. Yıkayıp ayıkladığımız zeytinleri uygun koşullarda süzüp kurutmamız oldukça önemli. Eğer zeytinler yeteri kadar kurumaz ise maalesef kısa sürede pamukçuk olur, küflenir, bozulur. Emeğiniz ve zeytiniz ziyan olur ve üzülürsünüz. Ben sele zeytini için Ege bölgesinde hasır küfe veya sepet olarak adlandırılan selede yapmayı tercih ediyorum. Hasır sepet bulamayan arkadaşlar, çuval ve sepet benzeri delikli kap, bidon gibi şeyleri kullanarak da yapabilirler. Uygulamada kullanacağımız tuz oranı önemli. Sele zeytininde kilo başına %5 ila %10 arası tuz yeterlidir. Tuz oranını damak tadınıza göre ayarlayın. Ama bu oranı çok geçmeyin. Fazla tuza gerek yok. Çünkü aşırı tuz, zeytinlerin fazlaca büzüşmesine, zeytinin etli kısmının çekirdeğine kadar çekilerek küçülüp azalmasına sebep olur. O yüzden sepet zeytinde kilo başına maksimum %10'luk bir tuz oranı yeterlidir. Sepete kuracağınız zeytinlerde izleyeceğiniz yol çok kolay. Bir sıra zeytin, bir sıra tuz. Evet. Sepete bir sıra zeytin koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Üstüne iri kaya tuzu ya da salamura tuzu serpiyoruz. Tekrar bir miktar zeytin ve üstüne tuz serpiyoruz. Zeytinler bitene kadar bu uygulamayı devam ediyoruz. Bu arada zeytin yapımında sofralık tuz kullanımı önerilmiyor. Unutmayın. Evet arkadaşlar, sepetimize zeytinlerimizi doldurduk. Üzerini bu tabakla kapatıyoruz. Zeytinlerin olma aşamasında acı suyun çıkmasına yardımcı olması için de daha önce hazırlamış olduğumuz bu taşı da üste koyuyoruz. Zeytinleri kurduğumuz sepeti 2-3 günde bir arayla bir miktar sallayalım. Bunun amacı tuzun zeytinlerin her yerine oransal olarak nüfuz etmesini sağlamaktır. Zeytin sepetinin altına
yükseklik oluşturacak ve zeytinin acı suyunun rahatça akmasını sağlayacak kasa gibi bir yükselti koyalım ve sepetimizi gölge ve serin bir yerde dinlendirelim. Tuzla pişen zeytinlerimiz ortalama 40 gün ile 60 gün arasında tatlanmaya başlayacaktır. Ara ara karıştırdığımız zamanlarda tadına bakabiliriz. Tüketmek istediğiniz tatlanan zeytinleri elek veya kevgir yardımıyla eleyip fazla tuzundan ayırın, havalandırın, serin ve kuru bir yerde kurutun. Yemeklik kuruttuğunuz zeytinleri tadı ve sağlığı açısından cam kavanozlarda saklamanızı tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar, tatlanmış ve yemeğe hazır hale gelmiş zeytinlerin küflenmemesi, fazlaca kuruyup tat kaybının engellenmesi ve bozulmadan kalma süresini arttırmak için bir miktar zeytinyağı veya çiçek yağı ile karıştırabilirsiniz. Acı suyundan tamamen arındırılan zeytinin daha uzun sürede bozulmadan kalmasını sağlamak için sirke kullananlar var. Ama ben pek tercih etmiyorum. Belki koruyucu olması için bir miktar kullanılabilir. Kullananlar güzel bir aroma kattığını da söylüyor. Denemek lazım. Bu arada küçük bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bidon veya kavanozdaki zeytinlerinizi de 2 haftada bir ya da 2-3 haftada bir yan döndürerek, yani yuvarlayarak ya da sağlı sollu yavaşça sallayarak yağın belirli aralıklarla zeytinlerin her tarafına karışmasını sağlayın. Bu şekilde zeytinler kurumadan daha uzun süre lezzetinde kalabilir. Benim sizlere bir önerim daha olacak. Yemeklik kuruttuğunuz zeytinleri zeytinyağı veya sirke dökmeden kendi suyunda saklayın. Ben öyle yapıyorum. Sepette yaptığımız zeytinin olması için üzerinde durduğu tepside biriken acı su var ya, işte o acı suyu zeytinler olana kadar başka bir bidonda serin gölgelik bir yerde muhafaza edin ve biriktirin. Bu biriktirdiğiniz zeytinin acı suyu zeytinleri koyacağınız kavanozda zeytinlerin üstüne dökünüz. Zeytinin acı suyunun faydası hem zeytini bozulmadan koruyacak hem de vücuttaki zararlı toksinlerin atılması sağlayacaktır. Dileyen bu şekilde zeytinlerini kendi acı suyunda bekletir. Dileyen çok az miktarda zeytinyağı veya sirke atar. Bu tamamen isteğe bağlı. Ben sadece acı suyunda kalmasını yeterli görmekteyim. Dediğim gibi, gerisi damak tadına ve isteğe bağlı bir yöntemdir. Zeytin, yapılması en kolay ve en besleyici gıdaların başında gelmektedir. Dalından topla, tuzla, bekle ve ye. Daha önce hiç yapmadıysanız mutlaka denemelisiniz. Size tavsiye ediyorum. Lütfen deneysel olarak bir kez bile olsa yapın. Eminim bir daha asla hazır zeytin tüketmeyeceksiniz. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın.